Alzheimer hastalığında beyinde bir takım maddeler birikmekte ve bu biriken maddeler nedeniyle beyin hücresi dediğimiz nöronlar yok olmaktadır. Ve bu hastalık ilk olarak beyinde hafıza alanında başladığı için hakim olan şikayetler özellikle unutkanlıkla ilgilidir. Hastalığın başlangıç evresinde kişinin günlük yaşamını etkilemeyecek düzeyde olan bu unutkanlık şikayetleri hastalık süreci ilerledikçe kişinin günlük yaşam kalitesini bozmaktadır. Zamanla bu hastalar algılama, yargılama, muhakeme gibi yaşam için çok gerekli olan fonksiyonları yerine getirememektedirler. Psikiyatrik semptomlar ise özellikle hastalığın orta evresinde başlamaktadır. Depresyon ve anksiyete gibi emosyonel bozukluklar görülmektedir. Hastalık süreci ilerledikçe kişinin gerçeği algılama yeteneği bozulmaktadır ve psikoz dediğimiz bir tablo oluşmaktadır. Bu hastalar kendi kendine konuşmakta, hayal görmekte ve bakıcılarına ciddi bir yük olmaktadırlar. Hastalığın güncel tedavileri içerisinde kullandığımız ilaçlar hastalık sürecini yavaşlatmaktadır. Bu hastalığı henüz durduran bir tedavi maalesef yok. Ancak ne kadar erken tedaviye başlanırsa hastalık süreci o kadar yavaşlamaktadır ve kişinin bağımsız kalması, kendi kendine yetmesi o kadar uzun sürmektedir. Bu nedenle çevrenizde özellikle unutkanlık problemi olan insanları bir nöroloğa getirmeniz, erkenden tanı almasını sağlamanız önemlidir. Teşekkürler.